Supermassive Akademi, Horror Akademi, Team Horror Akademi seçim yasaklama ekranındayız. Ve Silas yasaklamasıyla başladı Supermassive. Silas'a gelen değişikliklerden sonra ne düşünüyorsun dayı? Ya tam bir orta koridor şampiyonu oldu Silas. Yapılan değişikliklerden sonra. Yanlış hatırlamıyorsam bir kere daha yasaklandı Silas. VFŞ'lerin ilk haftasında. Ve Jarvan, Rumble, Akali, Yasuo... Son olarak da bakalım gelen yasaklama ne olacak? Nişancıların hepsi açık bu arada şu ana kadar. Son yasaklamayı da böylelikle göreceğiz Aurora Akademi tarafından. Yine bakalım Şimdi evet, Leoblanc yasaklamayı tercih ettiler. Tamamen Sayez odaklı bir yasaklama evresi gördük. Onlardan Fantin ilk seçim olarak geldi. Şimdi Medli ve Erremir seçim yapacaklar. Senna. Ben hala bu arada Aphelios'un en güçlü nişancı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Senna Aphelios açıkken benim için bir soru işareti açıkçası. Senna yanına da Tahm Kench'i aldılar. Birbirini çok iyi koruyacak iki şampiyon. Çok güvenli bir koridor. Bakalım Supermassive Akademi tarafında Aphelios'a yönelmeyi tercih etmedi. Aphelios boş geçildi bu karşılaşmada. Yani açık, açık kaldı. Sanırsam açık kaldı. Her karşılaşmada Aphelios'u görüyorduk. Bu karşılaşmada Aphelios görmeyeceğiz. Ve Talia. Üçüncü tercih. Şimdi Team Aurora son seçimini yapacak. İkinci yasaklama kısmına geçmeden önce. Bakalım burada bir orta koridor şampiyonu seçmeyi tercih edecek mi acaba? Pardon, düzeltiyorum. Bir ormancı seçmeyi tercih edecek mi? Çünkü Talia'nın karşısında bir şampiyon da seçmeyi düşünebilirdi ama Viktor. Ya Viktor'u rakibin ne yapacağını görmeden almak benim için bir soru işareti açıkçası. Pantheon orta koridor diye düşünüyorlar muhtemelen ama. Ama esnetebilir yani Supermassive Akademi. O iki şampiyonu da birçok koridora esnetebilir. Evet evet. Diğer taraftan Braum yasaklaması geldi. Braum görmek istemediler karşılarını. Tahm Kench'e karşı tabii Braum'un belli başlı güçlü yanları var. Özellikle Tahm Kench olan koridorda Tahm Kench'e odaklanmanız gerekiyor aynı Soraka gibi. Nişancı odaklanırsanız, kitle kontrolünüzü ona harcarsanız Tahm Kench alıp götürebiliyor. Diğer taraftan Ornn yasaklaması geldi. Tabii Braum yasaklanmışken Ornn net bir seçim haline geliyor. Bunu ortadan kaldırmak istediler. Karşı tercihi olmayacaktı Ornn'a karşı. Bir güvencesi olmayacaktı Papara Supremacy Akademi'nin. Elis yasaklamasıyla da devam ettiler. Ormancı havuzunu kapatmak için biraz da olsa. Ve Leon'a da gelmişti. Elis öncesinde şimdi Rioni seçim yapacak. Gragas geldi Ramire. Ve üst koridor seçimini de sona bıraktı Team Aurora Akademi. Viktor üst koridorda oynanıyor bu arada. Viktor'u da esnek bir tercih olarak düşünebiliriz orada. Evet, aslında direkt Fantin'in karşısına göndermeyi düşünüyor da olabilir. Yani ona göre de üst koridor veya orta koridor seçimi yapacak olabilir Aurora. Burada Süp Akademi'nin seçeceği şampiyonlara göre kimin nereye gideceği az çok belli olacak. Her zaman esneklik payı olacak tabii şampiyonların son şampiyona göre. Machine Fast Legend için Thresh kitledi. Bakalım ormana Ivern mi gelecek acaba? Ivern de Elramir'in en sevdiği şampiyon tabii. Ona karşı Ivern tercih gelecek mi? Son saniyeler. Ve gelmedi Mordekaiser. Üst koridorda görmeye alıştık Mordekaiser'i. Ama unutmayalım her zaman Fantin'de, Mordekaiser'de esnek tercihler.
her ne kadar Mordey üstte Fantine'i ortada görmeye alışsak bile. Ve ama burada asıl esnetilen Fantine ve Talia orman konusunda. Fiora gösterdiler. Vayne bu arada Mordekaiser'in en büyük kontrası. Üst koridorda. Ama onlar Fiora'ya yönelmeyi tercih ettiler. Yine kontra bir tercih diyebiliriz Fiora için de. Bakalım ormana Talia'yı mı gönderecek Supremacy Akademi? Ya ormana gidecektir Talia ya. Sanmıyorum ben koridor oynayacağını. Evet, yine son 20 saniye kadar değişme durumu var ama şimdilik böyle görünüyor. Ve aslında beşlilere baktığımızda da Supremacy Akademi biraz daha böyle işte orta koridor ormandan sanki erken oyunda bir şeyler yakalamaya yönelik bir oyun oynayacak gibi duruyor. Genel olarak şöyle de bir avantajları var. Yakaladıkları hedefi, kitle kontrol uyguladıkları hedefi çok rahat takip edebilecek şampiyonlar var. Bu yüzden de aradan birilerini sürekli çıkarmaya çalışacaklar. Evet, özellikle Fantine Talia çok iyi bir ikili o durumda. Seçim yasaklı ekranı tamamladık ve Akademi Ligi'nde Supremacy Aurora karşılaşmasına geçiyoruz. Takımlar vadiye indi ve günün de son karşılaşmasına başlıyoruz. Akademi Ligi'nde Papara Supremacy ve Team Aurora. Sihirdar büyülerine baktığımızda Krümel orta koridorda Arındır tercihinde bulundu ki çok yani, normal. Fantine'den gelecek bir sersemletmenin üzerine Talia'nın kullanacağı yerden bitme ve devamındaki combo direkt olarak tek yemesini sağlayacaktı zaten. O yüzden bu tarz durumlardan kendini kurtarabilmek için Arındır tercihinde bulunmuş Krümel. Oyunun genelinde de işe yarayacak tabii bu Arındır. Trash tehdidi, Pantheon'un sersemletme tehdidi her zaman geçerli. Bu arada Rion'u Arındır almış. Düzeltiyorum. Teleport almış. O ışından almış. Yanına da şifa gelmiş. Ya onlar skor oynamayacakları belliydi zaten yaptıkları bu iki tercihte. Koridorda hayatta kalmaya, olabildiğince güçlenmeye çalışacaklar. Rakibin agresifliğine cevap vermeyecekler. Belli ki yaptıkları bu tercihlerle. Fast Legend ve Machine nehirden gelir mi diye rakibine. O çalıda beklediler bir süre ama daha güvenli yoldan gitmeyi tercih etti. Algos'la Rioni. Ve Talia da kırmızı güçlendirmeden başlıyor tek başına yardımsız. Ya Talia zorlanmıyor pek fazla ormanı dönerken ama tabii yardım olsa daha iyi olurdu. Çok can kaybediyor. Evet. Zaten çarpını kullanmak zorunda kaldı. Tek başına başladığı için. Burada zayıf noktaya gelen bir saldırı medleden. Koridorda Meşin biraz fazla hasar almış. Seni de kullandı Meşin. Seviye 2 oldu yalnız burada. Festage'in hemen geri çıkıyor rakipleri. Ormancıların rotalarına baktığımızda hızlı güçlendirme ve gagaları alıp rompa giderken Talia, Gragas üst ormanında yine kırmızı güçlendirme gagalardan sonra kurtlar ve mavi güçlendirme yapıyor Erramir. Maviye çarpını kullanacak o da. Yani ufak bir avantaja sahip şu anda Erramir hız konusunda. Bir kamp önde götürüyor neredeyse. Koridora yaklaştı ama Viktor çok defansif oynuyor. Koridor da tabi bayağı bir itilmiş sayesi tarafından. Erramir üste dönüp kayıcılarına doğru ilerledi ve Yampiri engeçlere hiç dokunmadı Erramir. Yani şu an isterse iki Yampiri'yi de alabilir Talia. Evet, Talia burayı aldıktan sonra bir yukarıyı kontrol etmeye giderse ikinci Yampiri'yi de alabilecek durumda. Ama Erramir de Yampiri'ye doğru koşuyor, kayıcılara dokunmayıp. Şimdi skorlara bir baskın var, Mordor'un başı dert olabilir. Kullanılan bir sıçra ne kadar efektif. Çok burada güzel oynadı. Ile birlikte Medli'yi uzaklaştırıyor. Çok güzel oynadı burayı Oncan.
Dediğimiz gibi ikinci ampiriyi de alacak burada Talia. Ama ilk baskın başarılı Erramir tarafından. Tekrardan üst koridora gidebilir sıçrası aktifken. Ki yapması gereken de bu gibi duruyor biraz da. Koridorda bir baskın kovalayabilir. Papara Supremacy, Saez. Orada rakibinin üzerine doğru gidiyor. Şimdi Arındır geldi. Yerden bitme kaçıyor orada. Biraz sanki aceleci davrandı orada. 113. Dalkor'da orada. Aldos yakalanıyor ama Arkenç'i yakalamanın pek de bir önemi yok gibi. Skor'da orada da Medli koridorunu itti. Geri dönecek. Alma konusunda iyi bir iş çıkardı. Çok iyi iş çıkardı bu arada. Çok çok iyi iş çıkardı. Sayes minyonları dondurmayı tercih ediyor burada. Çünkü orta koridorda ışınlarını da geçtim. Herhangi bir sihirdar büyüsü yok. Koridora geldiği gibi baskın hazırlamak istiyor. Kendi sıçrası duruyor çünkü. Evet. Yani orta koridor çok rahat bir skor gibi duruyor. Bakalım Erramir bunu öngörüp orta koridorda karşı baskın için bekleyecek mi acaba? Planlar muhtemelen Talia üste döndüğünde yapılmış. Şimdiden yerini aldı bile. Krümel burada çok güvenli oynuyor ama gelecek bir sıçra sersemletme garanti bir skor gibi. Şimdi geldi o sıçra sersemletme ve yerden bitme ilk an. Yapacak hiçbir şey yok. Talia'ya gidiyor. Geleceği de çok belliydi. Evet. Ama buna cevabı yok yani. Minyonları kule altında beklemesi gerekiyordu. Yapabileceği en iyi şey buydu. Krümel'in. Çok de açılmamasına rağmen cezalandırıldı. Ya da Erdemir'i çağırıp bir şekilde oradaki minyonları dondurma işleminden Sayez'i alıkoyması gerekiyordu ama koridora geldiği gibi hemen cezayı kestiler. Şimdi Erramir'in seviye üstünlüğü var. Bakalım çalıda görecek mi Talia'yı? Yerden bitme geldi. İyi bir hasar çıkardı ama Erramir biraz fazla tank. Pentin'in ultisi geliyor. Bu arada sıçra ile birlikte Festage'ından bir deneme. Hemen orada Algos ormancısını kötü pozisyondan çıkaracak. Ve Erramir de üste dönüyor. Bu yalnız ejder anlamına gelebilir. Hiç görüşü de yok orada. Timarur Akademi'nin ve ejdere başladı bile çoktan. Supermassive. Rahat bir biçimde de alacaklar ilk ejderi dakika 7'de. Ya buna cevap vermesi çok mümkün değil. Aurora Akademi tarafının. Dediğim gibi rahat bir şekilde alacaklar. Güzel de takip etti bu arada birbirini oyuncular. Ama Tam Kench'in varlığı orada Erramir'in hayatını kurtarmış oldu. Şimdi Krümel'in arındırı dönüyor ama sıçrasının gelmesine hala bir dakikadan uzun bir süre var. Bir kez daha baskın denenebilir buraya. Aynı baskın. Koridor değişikliği alametin çıkmasına yaklaşmışken. Hemen alamete de başladılar. Erramir'in sıçrası yok. Erramir burada düşebilir yerden bitme gelirse. Gerek bile kalmadı. Ve 2-0'a getir durumu. Papara Supermassive Akademi. Bu burada biraz Erramir'in hatası. Çünkü üst koridorda Miss Fortune'ı gördü. Nehirde herhangi bir görüşü yok. Sıçrası olmayan bir Gragas. Oralarda bu kadar rahat dolaşmamalı. Diğer taraftan güzel bir ölüm cezası. Üzerinde de skor. Bu sefer alametin gözü de alındı. Bu sefer unutulmadı. Ve çok hızlı bir şekilde kullanılabilir üst koridor aslında. Alamet kullanılıyor. Bir Erdemir de geliyor. Sanırım 3 kule barikatı almayı zorlayacaklar orada. Bu arada Krümel şöyle bir üst koridora yardıma gideyim derken yakalandı Saez'e.
Premier League burada sıçrası da yok. Çok kolay bir skor ve çok fazla hasar. Yani işte yapacak bir şey yok. Görüş üstünlüğü böyle bir şey. Rakip görüşü çok iyi aldı. Burayı da deneyecekler. Erremir seviye 6 oldu. Erremir yakalandı burada. Yine güzel bir ölüm cezası. Ve skoru asist orada alamadı. Çalmaya çalıştım eşin ama... Asist bile alamadı. Hiç mermi değmeden düşüyor Erremir. Ya görüş üstünlüğünü şu ana kadar Papara Supermassive'in akademi takımı çok iyi kullanıyor. Son aldıkları 3 skorun 3'ü de görüş üstünlüğü sayesinde. Bayağı da bir öne geçtiler bu yaptıkları hamleyle birlikte. Şu an rejide gösteriyor zaten görüş üstünlüğünü Supermassive Akademi tarafının. Fiora Mordi eşleşmesinde pek bir üstünlük yok iki tarafta da. Medli Tiamat olduğu için hemen hızlıca minyonları ittirip hiç minyon kaçırmadan biraz da kendini unutturmak istiyor haritada. Ve Oncan da kule altında karşılıyor minyonları. Ya şu an diğer taraflar çok iyi gidiyor Oncan için. O yüzden bir şey yapmasına gerek de yok açıkçası. O da bunun farkında. Defansif eşyalarını almış. Fiora güçleniyor. Fiora zaten bu eşleşmede üstün gelmeye başlayacak. Ama o gelene kadar herhangi ekstra bir üstünlük vermek istemiyor Fiora'ya karşı. Ya evet, bir de şu durumdayken Timaro'nun böyle tek güvenebileceği isim Medde gibi duruyor takımda. Çünkü fark yaratabilecek tek şampiyon o. Diğer koridorlarda herhangi bir üstünlük yok. Bir kar topu efekti yok. Medde'nin güçlendirmesine ve yan koridorlardaki yapılabilecek ayrık ittirmeyi şimdiden düşünmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Timaro Akademi. Koridorda ilk kule için biraz zorlamak istiyorlar orada. Bir barikat altın daha alındı. Dakika 11. 2000'lik altın farkı. Papara Supermassive Akademi lehine. Bu arada artık orta koridorda kule altı da yapılabilir çok rahat. Fentin zaten bu kule altılar için biçilmiş bir kaftan. Bir de kuleyi de tanklayabiliyor oluşu kendi yeteneğiyle birlikte. Çok büyük bir avantaj. Yalnız amaç burada üst koridor gibi görünüyor ve ilk kuleyi alacak üst koridordan dakika 12'de Supermassive. 30 saniye sonra da ejder var. Üste dönüp ejder de toplanacaklardır diye tahmin ediyorum. Zaten ejderi işaretlemeler geldi. Onlar alt koridora geçerken bu sefer Morde üst koridora geçiyor. Morde'yi objektiflerin tam tersinde oynatıyorlar sürekli ve objektiflere az süre kala Morde hemen ters tarafa koşmaya başlıyor. Alamette benzerini görmüştük. Burada yine ejder çıkarken de bir benzerini görüyoruz. Ejder vadide. Ve Supermassive oraya doğru yöneldi. Algos'la Rioni de alt koridora geldiler. Bırakılan bir totem var ama ejderde yine yeterli görüşü yok Timaror Akademi'nin. Bu ejderi zaten verebilecekleri cevap da yok. O yüzden yani oraya bakmıyorlar bile. Şu an aslında 4 kişinin durumuna baktığımızda üst koridorları bırakıp böyle büyük bir eşya farkı yok. Yani Talya'nın cebinde biraz altın var muhtemelen. Evet, 1400 altın var. Eşyalar eşit. İki ormancı arasında da. Diğer koridorlar da öyle. Bir şekilde ilk eşyalar tamamlanmış. Ama zannedersem orta koridordaki seviye üstünlüğü ve Saez'in baskısı yani orayı biraz da alıkoymuş olabilir. En büyük fark orta koridor ve orman tarafında. Özellikle orta koridordaki fark şu dakikalar için can sıkıcı. Bu
Ramir de 0-2-0 durumda, rakip 3-0 ama seviyede önde. Tecrübe puanı alma konusunda o da iyi iş çıkarmış durumda Ramir. Talia biraz daha haritada, 113 biraz daha haritada efektif olmaya çalışıyor. Dalkor'da orada. Riyon'u oradan uzaklaştırdılar ama Algos ve Ramir gelince tekrardan kuşatmaya dönebilir. Hatta bir kule altı da denenebilir burada Saez'le yaklaştığı için. Şimdi bu tarafta olaysız olarak dağılmayı tercih etti. Yavaş yavaş güçlenmeye çalışıyor iki tarafta. Öne geçmeye çalışıyor burada Supermassive'in akademi takımı, kuleleri almaya çalışarak. Ki şu an için fena da bir iş başarmıyorlar. Aurora da olabildiğince yavaşlatmaya çalışıyor şu an için oyunu. Şu an alınabilecek bir alamet var. Çünkü oyun biraz kilitlenmiş durumda son birkaç dakikadır. Ona ilerliyorlar zaten. Onu da muhtemelen orta koridora açacaklardı. Çünkü orta koridor kulesini düşürdükleri an oyun biraz daha hızlanacak onlar adına. Gaga Ernemir'e kaldı belki ama alameti rahat bir biçimde alıyor burada Supermassive. Bu alamet orta koridora gidiyor. Orta koridora kullanılacaktır. Alt koridoru kullanmanın çok mantığı yok açıkçası. Orta koridor açılmamışken. Orta koridor kulesini almak çünkü bu ormana daha rahat girebilmenizi de sağlıyor. Kullanıldı. Bu kule düşecek bu alametle birlikte. Ve alameti bıraktılar ikinci kafayı attırmaya çalışmayacaklar bile. Hiç risk almadılar. Onlar zaten amaçlarına ulaşmıştı. Ve alt koridora yöneliyorlar. Orada belki bir Aurora gelmeden bir şeyler deneyebilirler. Bu kuleyi de alacak gibi duruyor ama yok, zorlamayacaklar. İyi de bir minyon dalgası vardı aslında deneseler ama hiç oralı olmadı. Supermassive'in akademi takımı. Bir buçuk dakika sonra ejder, bulut ejderi. Ve bunu alırsa dakika 18'de 3 ejderi ulaşmış olacak Paparo Supermassive Akademi. Sayız'ın ikinci eşyası karavaltı. Oraya doğru ilerliyor. Merkür'ün adımlarını da almış kitle kontrollerden sıyrılmak adına. Karabaltı tabii Miss Fortune'un da işine çok fazla yarıyor. Artık karabaltayı çok rahat tetikleyebiliyor Pantheon. O kalkan yeteneğini açtığında hızlıca giden mızraklar. Hele yakın menzildeyse rakipleri hemen zırhlarını kırabiliyor orada. 25 saniye kaldı ejdere. Ya bu ejderde de savaşmayı tercih etmeyecektir. Aurora Akademi. Evet, Mor de buraya doğru yönelirken Fiora, Medley üst koridordaki minyonları temizlemeyi tercih etti. Şimdi üste dönüyor Medley, acaba bir ışından mı kullanacak? Kalan oyunculara baktığımda çünkü Team Aurora Akademi oraya yakın bekliyor. Çalmaya çalışacak gibi duruyor Ramir ya burayı. Çok riskli ama yani... Daha iyi pozisyon hazırlanabilir miydi diye düşünüyorum. Yalnız Fast Legend'ın üzerine gelen bir orada fıçı. Fast Legend kronometreyle oradan uzaklaştı. Algos son an Ramir'e ham yapıyor orada. Kullanılan bir ışından var. Miss Fortune'un mermileri boşa gitti orada. Kaos fırtınası da bırakılıyor. Güzel bir ulti Senna'dan. Mad de burada rakiplerinin üzerine bir karşı hamle kullandı. Oncan diğer tarafta Algos'un peşinde hala. Yalnız Oncan düşecek gibi. Ve sıçrayı da kullanamadan düşüyor ama neden ultiyi tam kendince kullanmayı tercih etti? Hiç bilmiyorum. Rakibin pozisyon hatasını güzel değerlendirir burada Aurora Akademi. Pozisyon dışında kalan Thresh'e yeteneklerini kullandılar. Thresh kronometresini kullanınca
bir anda savaş çıkmaya başladı. Erremir düştü savaşın sonunda, Oncan düştü savaşın sonunda ama önemli olan Aurora Ejder'i şu an için en azından şu anlık kaptırmadı. Ya sanki bir de başlangıçta çok ürkek davrandı, hemen süpürmesi geri çıktı orada. Evet, savaşabilirlerdi. Yani Thresh yakalanınca nedense bir geri çıkmaya çalıştılar. Sonrasında Fenty'nin ultisiyle savaşa dahil olmaya çalıştılar ama istedikleri gibi de başlamadı savaş. Ve Aurora Akademi Bulut Ejderi'ne almış oldu böylelikle. Yalnız bu maçın dönüm anı olabilir çünkü bu Ejder'i sorunsuz alsa çok büyük bir tehdit oluşturacaktı evet. Süpürmesi. Artı bu Ejder ciddi anlamda işine de yarıyor Aurora evet. Akademi tarafından. Ve derin bir nefes aldılar. Medley için daha uzun bir zaman olacak. Öne geçmesi ve sorun yaratabilmesi adına hareketlendirmede. Medley'nin alt koridordaki hareketlendirmesine karşı Oncan üste dönüyor ama o gelene kadar isterse kuleyi alabilirdi Medley. Yalnız o da riske atmıyor. O da üste dönecek. Bu arada Victor ultisi de çok can sıktı. Miss Fortune'un yarı canını ultiyle aldı sadece Victor. Az önceki savaşta savaşı kazanmalarının daha doğrusu kaybetmemelerinin diyeyim tam kazandı denemez birebir çıktılar savaş sonundan ama ana sebeplerinden bir tanesi de oydu. Victor Ultis çok iş yaptı. Banshee bitmiş bu arada. Talia üzerinde. Normalde pek alışmadığımız bir eşya. İkinci eşya Banshee. Talia'da ama Banshee'yi tercih etmiş. Biraz daha defansif bir eşya yapmış. Burada 113. Ya mantıklı aslında. Tüm koridorlardaki şampiyonlara hasar veriyor bir şekilde. O da biraz daha hayatta kalma yönelik bir tercihe yönelmiş burada. Takımlar üst koridor ve orta koridor etrafında toplanmaya devam ediyor. Medley ve Oncan hala alt koridordalar. Bu arada orta koridora bundan bu ulti Talia sıçramak durumunda kalıyor buradan. Kaçmak için kullandı yeteneklerini neredeyse. Kurumene hiçbir sorun yaratamadı. Saez geldi, o da buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız Algos orada Saez'i kurtardı adeta ham yaparak. Erdem'in ultiyle birlikte çünkü geri alacaktı onu. Buradaki yani, anlaşmazlık Algos skorunu getirdi süpürmesi. Bu anlaşmazlık var biraz. Diğer taraftan da Thresh'in güzel oyunu var aslında. Ham yaptığı gibi Thresh Tahm Kench'i çekti ve Tahm Kench'le birlikte Saez'i de güvenliğe doğru çekmiş oldu böylelikle. Algos için biraz şanssızan, diğer taraftan Saez için de takım arkadaşına teşekkür etmesi gereken bir an. Resmen hayatını kurtardı çünkü Fastlag. Burada birebir istiyor. Ultiyi de kullandı. Oncan'ın sıçrası var. Yalnız diğer zayıf noktasını çok iyi saklıyor orada. Duvar dibinde. Yardım da geldi bu noktada. Medley'in hemen karşı hamle kullanımı yerden bitmeye karşı. Oradan uzaklaşacak ama kulesini koruyamayacak. Yalnız bu dakikada takım arkadaşları yetişmesi yine skoru verebilirdi. Bu dakikalardan sonra işi çok zor olacak. Oncan'ın Medley'e karşı. Medley tehdidi her geçen dakika daha da büyüyor. Gecenin kıyısının yeni hali beni daha çok mutlu ediyor ya. Banshee gibi oluşu. Diğer türlü kullanmakta sıkıntı olabiliyordu, aktif edemiyordum falan. Ve çok az kalıyordu üstüne. Evet, çok az kalıyordu. Bu Banshee gibi sürekli üzerinde. Tabii diğerinin artıları vardı ama eksileri de vardı bir o kadar. Bu biraz daha dengeli oldu gibime geliyor bana. Yani
her türlü daha avantaj. Çünkü diğerini kullandığında yine belli bir bekleme süresi oluyordu. Evet. Bu üzerindeki kalkan düşünce yine benzer bekleme süresinden sonra kendi otomatikman geliyor. Ya bunun avantajı bir de şu. Bu arada seni bölüyorum. İki kişilik bir derisi rüzgar sıçrayla birlikte güzel bir patlayan fıçı yalnız. Algos önde kalıyor. Algos düşen isim. Medley skorda orada. Buraya doğru yaklaşmak istiyor Ejder öncesi. 5 saniye var Ejder'e. Sayı üstünlüğü şu anda Papara Supremacy Akademi'de. Bu Ejder'i alacaklar gibi duruyor. Ama hiç bırakmaya niyetli değil gibi Aurora. Evet. Ve 3 kişi yapıyorlar bunu. Medley'i buraya yaklaştırmak istemiyorlar ama Medley uzun yoldan buraya doğru gelecek. Hala Ejder başlamadı. Şimdi Fenty'inden kullanılan bu ulti var. Erramir'den sıçra çok, çok yakında ölüm cezası. Burada Supremacy sanırım bırakacak Ejder'i. Ve bırakma kararı aldılar çünkü ultileri yok. Ve canlar full rakip takımda. Evet. İkinci bulut ejderi de böylelikle Aurora Akademi tarafına gitmiş oldu. Yani gerideyken, sayı olarak eksikken ikinci ejderi de alabiliyor olması Aurora'nın güzel oyunudur. Bunu kaybetmemeleri, üçüncü ejderi rakibe vermemeleri yine bahsettiğimiz gibi büyük bir hamle açıkçası. Kendilerine de ekstra güç sağlıyorlar bunu yaparken. Meşin iki temel eşyasını almış durumda. Ebedi kılıç ve can biçen. Diğer tarafta Rioni. Manaver'ini tamamladıktan sonra gecenin kıyısını almıştı. Şimdi bir tane daha zırh değişme eşyasına gidiyor. İşte kamayı eklemiş çantasına. Diğer taraftan yine defansif bir eşya geliyor Taliyah tarafından. Zonya'ya ilerliyor. Ya biraz fazla defansif gibime geliyor ya yaptığı eşya düzeni. Çok öndeydi çünkü hasar potansiyelini ciddi anlamda kısıtlıyor şu an yaptığı eşyalar. İki eşya bitti Miss Fortune'da. Miss Fortune çok tehlikeli şu an. Can alt korda orada. Işınının gelmesine yaklaşık bir 40 saniye var. Evet 50 saniye var hatta. Ve bir süre kendini göstermek istemedi koridorda. Şimdi minyonları ittirmeye gitti. Erdem'in şöyle baronu kontrol ediyor fıçıyla beraber. Orada Medli'de iki eşyayı bitirmiş durumda. İki pahalı eşya attı. Güçlü kuvvet ve vahşi hidrayı tamamladı orada. Supremacy tekrardan görüş almak için nehirden ormana doğru geçti. Baron Pit'in içerisindeki kontrol totemini de kıracaklar şimdi. Ve bir kez daha Baron'a görüş atmak durumunda Aurora. Şu an itibariyle oradaki görüşü iyi elinde tutuyor Supremacy Akademi. Ama o baronu başlamaları çok mümkün değil gibi duruyor şu an için. Tabii Gragas'ın artılarından bir tanesi o fıçısıyla birlikte, valiyle birlikte rahat rahat kontrol edebiliyor görüş olmasa bile. Şu an biliyor başlandığını o barona. Ama baronu bırakacaklar burada. Ve baronu bıraktığını da gördü şimdi Erdemir. Orta koridora kullanılan bir örgü duvar. Ve çok iyi bir şekilde Rioni'yi yakaladılar ama Rioni orada. Algos tarafından kurtarılıyor. Aynı zamanda sıçrasını da kullanmak durumunda kaldı iki isim de. Medli seviye 16 ve üste dönecek. Pozisyonu çok iyi gördü 113.
Rion'un de algısında sıçrasını aldılar bu hamle sayesinde. Ve Baron bir kez daha başlıyor. Bu sefer biraz daha uzak duruyor Team Aurora Akademi oyuncuları. Ve güvenli bir şekilde yavaş yavaş ilerliyorlar. 7000 de Baron. Dışarıya bir totem geldi. 5000, 4000 canı gördük. 3000 de Medli içeri girdi erkenden. Baron düşmek üzere. Kimde kalacak? 38 canda. 113'te kaldı Baron. Ve savaş devam ediyor. Erremir'i düşürdü ilk önce bu noktada. 10 can orada. Krümel skorunu alıyor. Baron'la birlikte 2 skor. Papara Supermassive Akademi'den Sayez Algos'u yakaladı. Şimdi sıçrayla birlikte bir oyun. Rihon'un üzerine. Rihon'u'ya tutmuyor ama hasar çok fazla. Yerden bitme çok iyi. 1-2 skor daha. Totale baktığımızda Baron artı 4 skor. Papara Supermassive Akademi'de. Riskli bir hamle yaptılar. %50-%50'yi kabul ettiler burada. Baron'u alınca ama işler bir anda değişti. Oncan'ı da düşüremeyince savaşın başlangıcında işler hiç istedikleri gibi gitmedi. Medli çok güçlü ama Medli'yi kullanabilecekleri bir pencere vardı. O pencere bu Baron varken o pencerede maalesef ki yok. Medli buraya arka taraftan geliyor. Yalnız burada savaş isteyebilir de Marur Akademi. Sıçrayla birlikte bir oynama yakalayamadı Erremir. Erremir ultiyi de gönderdi. Bir kızgınlık ultisi herhalde. Yani benchisi olan şampiyona yolladı ultiyi de Erremir. Burada üçüncü ejderini alacak Papara Supermassive Akademi. Bir anda bir Baron'la birlikte oyunun kilidi de açılmış oldu. Bayağı yavaşlamıştı çünkü oyun. Ve Supermassive'in akademi takımı istediğini yapamıyordu. Şu an bakıyoruz 3 eşya bitmiş Oncan tarafında. Yine aynı şekilde 3 eşya bitmiş bir portion'da. Şu an çok iyi durumda Papara Supermassive Akademi. Baron'un güçlendirmesi alt koridor ikinci kulesini. Burada düşürüyor Supermassive. Şimdi hedef inhibitor kulesi gibi Talia'nın kullanabileceği bir örgü duvar var. Kuleyi çok daha hızlı almak adına. Eğer kuşatma sonuç vermezse bunu deneyebilir. Sayez orta koridorda minyonları getirirken alt koridorda kuleyi düşürmek üzereler. Örgü duvara gerek bile yoktu belki. Yalnız 113. Güzel bir Zonya kullandı yalnız. Gragas'ın ultisi Erlemur'un ultisi yine boşa gitti. Biraz erken davrandı orada. Alt koridorda inhibitör alıyor. Toplamda 2 inhibitörünü kaybetmiş durumda Aurora. Oyunu bitirme riskine girmeyecek burada belli ki. Gerek yok. Yani burada çıkıp 3. koridorda kuşatmaya devam etmeleri yeterli olacaktır şu an için. Onlar da hemen üste döndükten sonra üst koridora doğru ilerliyorlar. Medli olabildiğince zaman kazanmak adına alt koridordaki minyonları ilerletiyor. Ve kimse gelmeden de Erremir bizi almak istiyor bir şekilde. Buradan bu dış kulede kolay bir şekilde, daha doğrusu iç kulede kolay bir şekilde düşecek. Evet, savunmaya çalışmadı bile zaten. Savunmaya gerek de yok orayı. Burada zorunlu bir savaşa girmek durumunda Aurora. Birazdan süper minyonları artık tek kulelerine ilerleyecek. Medli yan tarafta bekliyor. Kontrol totemi de var. Kendisini göstermiyor rakiplerine. Ama gelip o totemi almak istiyor Sayez. Orta koridordan süper minyonlar geldi. Yaklaşık bir 30 saniye sonra alt koridordaki minyonları da artık birinin tutması gerekecek. Burada olabildiğince temkinli oynuyor Papara Supermassive Akademi. Ya onlar biliyorlar şu an acele etmelerine hiç gerek yok. Yan taraflardan sürekli onların lehine bir durum var. Örgü duvarda geldi. Kuleyi çok daha rahat almak adına.
Pentin'den de kullanılan ulti var. Arka saflara gitti. Sayez biraz riskli bir hamle. Kronometresini kullanıyor. Ravir'in bir kez daha patlayan fışısı boşa gitti. Medley 4 kişinin arasında. O da kronometresini kullanıyor burada. Nexus kulelerini minyonlar düşürürken Sayez de Medley skornanesini yazdırdı. Krümel de düşecek. O skor meşinde çok güzel bir ölüm cezası. Son anda gelen bir ham yap. Yalnız Rioni'yi de kaybediyorlar. Katliam gelecek burada. Ravir ayakta kalan son isim. O da Zonya'yı kullandıktan sonra düşüyor ve Katliam'la birlikte Papara Supermassive Akademi bu maçın galibi oluyor.